Güzel günler sevgili izleyiciler. Bugünkü takı bölümünde yine zengin çeşitler göstereceğim. Ama genelde aynı teknik aşağı yukarı değişik modeller olacak. Şu model, bu modeli göstereceğim şimdi. Tamamı kendi buluşlarım olduğu için yapacağım, edeceğim, göstereceğim diye konuşuyorum. Hiç sevmem öyle konuşmayı ama bunlar benim modellerim. Şimdi misina, ince misinayı alıyorum. İki tane küçük dikiş iğnesi. Şu kadar geçirdim. Bunu daha uzun yapmak lazım ama göstermek için size daha kısa koydum. Yani şöyle bir kolye uzunluğundan 1,5 katı kadar fazla olacak. Çift olacak. Çift taraflı böyle. Şöyle burası şu kolyenin 1,5 ebatında olacak. Uzunluğunda olacak. Şimdi bakalım. Şimdi şurada küçük gerekli olan malzemeler, onu da söyleyeyim. Şöyle küçük boncuklar, kristal seçtim. Burada beyaz küçük yeşil inciler seçmiştim. Şu büyüklükte kristal. Bir de şu büyüklükte yuvarlak boncuklar. Gerekli olanlar bunlar. Şimdi buraya 5 tane kristalden başlıyorum. Bu da dönüp duruyor. Şöyle yassı tarafını, tam yuvarlak değil, delikleri de yassı taraflarda. Yassı tarafını bulup oradan geçirmek lazım. 2, 3, 4, yassı tarafı şurada, 5. Tam ipin ortasına bunu koyuyorum. Bir tane şu büyük inciden boncuktan geçirdim. Bunu şöyle tutuyorum. İğneyi ters tarafından da böyle geçirdim. Bakın oturdu. Şimdi tekrardan bu küçük boncuklardan bir, iki, üç. Üç tane bir tarafa geçirdim. Gene iki tane de buraya geçiriyorum. İki tane de buraya geçirdikten sonra şuraya bir tarafına 3 geçirdim, bir tarafına 2 geçirdim. Bunu geçirdikten sonra 3. boncuğun ters tarafından geçirdim. İşte bu kadar. Şöyle şekil aldı. Gene buradan tekrar başlayacaksınız. 2 bu tarafa, 2 de bu tarafa, 2 de bu tarafa. Sonra 2 buraya, 2 buraya koydum. Tekrardan şu büyük boncuktan geçirdim. Böyle geçirdim. Sonra bunu ters tarafından geçirdim. Bakın, işte yapacağımız işlem budur. Tekrar aynı şekilde bunu yaptığım gibi devam ediyorsunuz. Burası tamam. Şimdi şöyle bırakıyorum bunu. Bir işlem daha var. Çivili tel alıyorum. Çivili tel şu boyda yeterli. Bir tane şu küçük
bakın bunlar bu boyda, bunlar daha küçük. Bu boyda kristal aldım siyah. Şunun ortasından geçirdim. Bunu da böyle taktım ikinciye. Bu şekilde taktıktan sonra bunu tel makasıyla 1 santim kadar bıraktıktan sonra geriye burkuyorum. Bu artık hep her zaman yapılan bir iş. Sonra halka yapıcıyı alarak minicik bir halka yapıyorum. Ta ucundan küçük olması lazım. Çünkü iki tarafı çivili telle kullanamadığımız için. Bakın model ortaya çıktı. Şöyle devam ediyor. Şimdi burada göstereyim size. Bakın bir tek buralardan çapraz. Bunlar bittikten sonra bu iki boncukları, küçük kristalleri yaptığımız gibi buraya monte ediyoruz. Sonra bir de şuralarda istediğiniz ölçüde bunu yaptıktan sonra şuralarından gene iki tarafa halkalı telle buralara monte ettim. Şu iki halkaya monte ettim. İki tanesini. Üç de yapabilirsiniz. Bir de yapabilirsiniz. Hangisini isterseniz o şekilde olabilir. Bir de şöyle takalım bakalım. Şöyle. Şık oldum mu? Şöyle çekeyim. Bu da böyle çok güzel şık. Gece de kullanabilirsiniz, gündüz de kullanabilirsiniz. Küpeleri de yapabilirsiniz. Şimdi bunlar bitti. Modellerim var. Hem bu teknikle yapılmış, hem başka modeller. Çok zengin modellerim. Her zaman olduğu gibi. Bakın bu da şöyle. Aynı teknikle karşılıklı geçire. Bu da gene şuradan bağlamalı bir kolye. Şöyle bağlamalı bir kolye oldu. Şu da gene aynı şekilde karşılıklı ipleri geçirerek yaptım. Bakın buradan şöyle hep iki cins boncuk kullandım burada. Birisi ortaya gitmiş. Küçük inci ve büyük inci aynı şekilde böyle geçire daha da kolay. Arada da minik şeyler var, kristaller, bu o siyahlar yerine bunları koydum minicik kristallerle. Boyları da boncukların değişik olduğu zaman başka bir modelmiş gibi çıkıyor ortaya. Bu da şöyle bir, bakın şuraya da gri parıltılı boncuklar koydum. Bunlar da gene hep çapraz teknikle yapılmış kolyeler. Şöyle. Bu da aynı şekilde ortalarına iri boncuklar koydum. Bir küçük bir büyük koydum. Daha değişik bir model çıktı ortaya. Bakın şöyle kristallerle aşağıdan birleştirdim. Şu mesela, bakın bunu ben tesadüfen aklıma geldi. Böyle bir şey yaptım ama çok hoşuma gitti. Tek taraflı bu şekilde yapışı daha da kolay. Böyle diziyorsunuz. Bu da yine aynı teknikle, birinci yaptığımız teknikle, sadece iki renkli kristal ve siyah boncuklarla yapılmış. Şöyle hızlı geçeyim, bakın yeşillerin güzelliğine aynı teknikle yapılmış. Bu da dönmüş, biraz bunlar yuvarlak ya, bu şekilde. Bu da şöyle bir model. Bunlara metal aparat da koydum iki tarafına, süs olsun diye. Bakın birleştirmesi de şuradan buraya ortadakine çift taraflı halkalı tel koydum. Bu şekilde buna monte ettim. Şöyle bir model çıktı ortaya. Bu da kocaman uzun. Bakın şeffaf düz boncuklar ve
aynı siyah yerine bunu koydum. Bu da böyle uzun bir kolye oldu. Bu yine aynı bundan beraber biraz daha kristalli yapılmış. Bu incili, bu kristalli aynı. Şu da renkli boncuklarla yaptım. Modeli çapraz geçirerek ama buradan sayarak bakabilirsiniz, yapabilirsiniz yani bunları da. İkişer, birerli, ikişerli, üçerli. Değişik modelmiş gibi çıkıyor ortaya. Boncuğun bir tane sayısı fazla oldu. Bu da gene aynı bir şekilde boncuk. Bu da daha basiti. Şuralardan iri zincir halkalarıyla birleştirdim. Bakın böyle de değişik bir kolye çıktı burada da. Bu da gene şu çapraz modelin siyah beyaz ve arada kristalleri var. Bu da maviş maviş. Bunun boncuklarını alçı ile beyaz zamp karışımından boncuklar yapmıştım birkaç ay önce. O boncukları da bu şekilde kolye haline getirdim. Bu da aynı kristallerden yapmışım. Bu da bakın gene kırmızı boncuklarla, kristallerle beraber aynı teknikle. Şu da bakın yarım vardı demin. Aynı onun daha taktığınız zaman bunlar hep aşağıya döndüğü için şimdi burada kırılıyor. Bakın ne kadar şık güzel bir model çıktı. Sadece alt tarafları kristal. Şöyle yaptı mı dönür onları hepsi. Bakın bu da mavi mavi boncuklarla yapılmış. Bir aparatlarla. Şuradan bağlanan cinsten şöyle yaptığınız mı bağlayacak. Böyle bir kolye. Bu da en çok sevdiğim modellerden birisi. Neden olduğunu bilmiyorum. Böyle aynı şekilde çapraz geçire geçire bunları yapacaksınız. Bu da gene bağlanıyor orada. Şu da gene çapraz geçirerek yapılan kolye. İki boncuk buraya, iki boncuk buraya. Bu boncuğun sağdan soldan çapraz geçiriyorsunuz. Gene iki boncuk buraya, iki boncuk buraya. Buna çapraz geçiriyorsunuz. Aynı şekilde buraya geldiğiniz zaman renk de değiştirdim. Dört, bu şekilde dörtlü kareler yaptım. Değişik oldu zannediyorum. Bu da gene bakın zincirler koydum. Çok rahat yapılabilir bunlar model. Olduktan sonra bakın bu da yine yuvarlak. Şu en ortasına bir tane boncuk eksik koyuyorsunuz, yuvarlak olmasını sağlıyor. Şu da bakın bu da modelini çok sevdim. Yaparken aklıma geliyor, hemen yapıyorum, diyorum güzel olmuş. Aynı şekilde bakın böyle şunlara da aradan minik kristaller koymuşum. Hava vermiş, renk vermiş, parıltı vermiş. Bir de şu da çok güzel. Şu boncuklar metal yapımı. Bunları Dubai'den getirmiştim. Çok sevdim modellerini. Ne zamandan beri durur bende. Bunlar da inciyle karışık. Aynı teknikle çapraz çapraz geçirerek böyle boncuklar. Bir de bu kaldı. Bu da şöyle kocaman. Bakın şöyle metal aparatlarla bir bu, bir bu burada çapraz. Bir bu, bir bu burada çapraz. Gene bir tane burada, bir tane burada. Şurada çapraz oluyor. Bu şekilde. Oyunu bakayım da çıkarayım bari. Çıkarmayayım kalsın. Ne güzel oldu. Şunlar da küpeleri. O kadar çok kolye yapmışım ki aynı teknikle. Gözüm doymuyor böyle bir tane boncuk görünce hemen yapmak istiyorum. Küpeleri de
Bakın. Böyle. Kırmızı. Buna jade taşı diyorlar. Yarı değerli taş. Bir sürü şeye iyi geliyormuş. Çıkartabilirsem tabii ki. Yeşili de var, kırmızısı da var. Bunlar da bakın ilk modelde yaptığım gibi, gösterdiğimiz gibi. Bunlar da dörtlü yapmışım bu şekilde. Bu da benim onlivanım. Tamam sevgili izleyiciler, bugünlük de bu kadar. Hepinize şanslı, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.